Sisler Bulvarı'ndan iyilikler, esenlikler diliyoruz. Altılı Masa 11. toplantısını yaptı ve önümüzdeki günlerde de yine 12. toplantısını yapacak ve hemen belki de arkasından da bildiğiniz gibi yeni Cumhurbaşkanı adayını da açıklamış olacak. Türkiye yaklaşan bir seçime hızla gidiyor diyebiliriz de. Şimdi bu konularla ilgili gerek geçmiş dönemdeki seçimlerle ilgili özellikle 12 Eylül öncesinde yaşananlar, gerek Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum, zaman zaman AKP'lilerin gündeme getirdiği eski Türkiye, eski Türkiye deyip geçmiş dönemi karalayan açıklamalarını da hatırlıyoruz. Ve yaklaşan seçim deyince acaba geçmiş dönemde bu seçimler nasıl yapılıyordu? Örneğin Adalet Partisi'nin o dönemin en etkili siyasi partilerinden Adalet Partisi'nin seçim işleri başkanı Hasan II. Neler anlatacak? Yine aynı dönemde 4 dönem milletvekilliği görevinde bulunan Adalet Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde, Devlet Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi görevlerde bulunan ve Adalet Partisi'nin sözcüsü, grup sözcüsü olan Hasan II.'ye hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Ve Skype bağlantımızda da tabii ki ana muhalefet partisinin yine etkili bir isimlerinden Kemal Anadolu. Kemal Anadolu da 5 dönem milletvekilliği görevinde bulundu CHP'de ve arkasından da yine bu siyasi partinin grup sözcülüğünü, grup başkan vekilliği görevlerinde de bulunan etkili isimlerden birisi. O da 12 Eylül öncesini yaşadı ve Türkiye'deki gelişmeleri de şu anda çok yakından izleyen bir siyasetçi olduğunu da belirtmiş olalım. Kemal Bey'e de selamlıyoruz. Ona da hoş geldin diyoruz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Kemal. Yıllar sonra Sayın II. ile karşılaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Esenlikler diliyorum size ve ona ve izleyicilerimize. Ben Kemal Bey, aynı şeyi şimdi bakın ya, yıllar sonra yine karşı karşıyasınız. Evet, evet. Mecliste de hep karşı karşıyaydınız. Çünkü biriniz Adalet Partisi, biriniz CHP. Şimdi ama uygar ilişki içindeydik ve dosttuk her zaman. Şimdi eskiden mesela şu anda baktığım zaman siyasi partiler kolay kolay bir araya gelemiyor. Hatta iktidarla muhalefet kolay kolay bir araya gelemediği bir dönemdeyiz. Geçmiş dönemde yani Adalet Partisi ile CHP'nin yetkilileri böyle milli birçok konularda bir araya gelir, ülke gerçekleriyle ilgili girişimleriniz, çabalarınız olur muydu? Buyurun. Zaman zaman olduğu olaylar vardı, olmadığı olaylar vardı. Mesela önemlisi benim parlamentoda bulunmadığım zaman 1962'de Talat Aydemir'in ayaklanması sırasında İsmet Paşa Başbakan'dı. Merhum Gümüşpala'da Adalet Partisi Genel Başkanı'ydı. Müthiş bir isyan bastırıldıktan sonra mecliste dayanışma oldu. Benim meclise girdiğim 1973 seçiminden sonra yapılan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ecevit Başbakan, merhum Erbakan da Başbakan Yardımcısı, merhum Demirel de ana muhalefet partisi lideriydi. Müthiş bir dayanışma oldu Kıbrıs Barış Harekatı'nda. Bunlar örnek gösterilebilir. Tabii bir araya gelinemediği zamanlarda olmuştur. Ama politika bütün sertliğine rağmen uygar ilişkiler içindeydi. Politikacılar parlamentoda, grup toplantılarında sarf edecekleri sözlere dikkat ederlerdi. Hakaret değil, küfür değil, espri öne çıkardı. Ve dostluklarımız devam ederdi. Neden? Çünkü aynı parlamentonun üyesiydik. Aynı milleti temsil ediyorduk. Dolayısıyla sorumluluğumuzun sınırlarını biliyorduk. Evet. Hasan Bey, siz ne diyorsunuz? Eski günlere şöyle baktığınız zaman Sayın Anadolu'da karşınızda gördünüz. Evet. Siz nasıl karşıladınız? Ben eski günleri özlemle arıyorum. Yani eski Türkiye'yi, eski siyaseti, eski devlet adamını, devlet yapısını şimdi özlüyorum doğrusu. Şimdi hep şöyle söylüyorlar. Eski Türkiye, eski Türkiye diye böyle bir aşağılama evet. olayı var. Şimdi bu eski Türkiye'de hakikaten Türkiye'yi ne halde, nasılmış bir Türkiye bıraktınız şimdi, ki o dönem? Eski Türkiye dediğiniz zaman önce bir hukuk vardı. Adalet vardı. Sorumluluk vardı. Ve siyasi partiler içerisinde ülke ve millet meselesi ortaya çıkınca
Cumhurbaşkanı bir koordinatör idi ve hemen toplarlardı, toplanırlardı ülke için. Şimdi böyle bir şey yok. Tek adam, yani eski Türkiye ile bugünü yani mukayese etmek mümkün değil. Ben 1973 Orman Bölge Baş Müdürlüğü'ne kadar gelmiştim. Mesleğimde işletme müdürü, baş müdür. Ama beni siyasete ne itti biliyor musunuz? Ben mesleğimde seyretmek istiyordum. Bizim Artvin, Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'da iken 93 Harbi'nde, evet, 93 Harbi'nde Osmanlı Ruslara yeniliyor. Yenilince ödeyecek tazminat parası olmadığı için ilimi, Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u Rusya'ya rehin veriliyor. 43 yıl rehin kalıyor Rusya'da. Evet. Ne Rusyalı, Ruslar yol yapıyor veya herhangi bir hizmet getiriyor, ne de Osmanlı. Ben Rus hududundaki bir köyden doğdum ve ortaokulu bitirdikten sonra Artvin'e geldiniz ve siyasete öyle atıldınız. Hayır, daha gelmedim. Artvin'e liseye kaydolmak için 18 saat yaya yürüdüm. 3 gün ayaklarım şişti, yürüyemedim. İşte bunları yaşadığım için, ülkemin, ilimin o durumunu gördüğüm için ne yapabilirim diye halkın da ısrarıyla, evet, siyasete Adalet Partisi'nden girdim. Ve girer girmez Adalet Partisi'nin grup sözcüsü, o zaman grup toplantıları şey oluyordu. İzli olurdu. İzli oluyordu. Grup sözcüsü genel başkanın ve konuşan milletvekillerinin basına kendi imzamla, isimle grup sözcüsü Hasan Ekinci diye dağıtırdık. Böyle bir şey vardı. Ve o zaman iktidar şeydi, Sayın Ecevit, bir de Kıbrıs Fatihiydi. Ve bizim parti o zaman muhalefet oldu. Fakat daha ileriye doğru gidince bir kriz yaşandı. Ekonomik kriz oldu. Ve o arada da bir seçim vardı. 5 milletvekilliği, 32 senatörün seçimi vardı. Evet. Bu seçimde biz de tabii şeylerimizi gösterdik. Ve ben araştırmayı çok severdim. Hani, orada kalalım, siz araştırmayı seyredin, araştırmaya devam edin. Biz Kemal Bey'le de biraz daha devam edelim, tamam, bu konuya. Kemal Bey, şimdi siz eski Türkiye sözlerinden mesela rahatsız oluyor musunuz? Çok rahatsız oluyorum. Çünkü eski Türkiye'nin demokratik ölçüleri, demokratik kalitesi bugünkünün çok üstündeydi. Eski Türkiye dediğiniz vakit milletvekilleri, parlamentoyu düşünelim. Eski Türkiye'nin parlamentosunu düşünelim. Eski Türkiye'nin parlamentosu iki kanattan oluşuyordu. Bir millet meclisi, iki senato, milletvekilleri ve senatörlerden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve çok ilginçtir, hem milletvekilleri hem de senatörler, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, hepsinde siyasi partiler kanununun bugün de emrettiği gibi, yanlış anlaşılmasın, bugünkü siyasi partiler kanunu o günkü gibi geçerlidir. Bugünkü siyasi partiler kanununa göre de ön seçim yapılması gerekir. O zaman da ön seçim yapılıyordu. Hem CHP'de hem de Adalet Partisi'nde. Ve bu ön seçimlerden sonra parti genel merkezlerine, bugün de aynı mevzuat geçerlidir, %5 kontenjan hakkı tanınıyordu. Onun dışında herkes ön seçimle geliyordu. Bakınız,
Cumhuriyet Halk Partisi o yüzde genel merkezi %5 kontenjan hakkını kimlere kullanıyordu? Hikmet Çetin, Erol Çevikçe, Erol Tuncer, Haluk Ülman vesaire vesaire. Aynı titizliği Sayın Demirel'in genel başkan olduğu Adalet Partisi genel merkezinde gösteriyordu. O da kendisine yakın bürokratlardan, uzmanlardan oluşan %5 kontenjan hakkını kullanıyordu. Geri kalan tüm milletvekilleri ve senatörler ön seçimle halkın seçtiği vekiller idi ve ona göre de daha özgürce davranıyorlardı. Anlatayım size, çok kısa örnek vereyim. Buyurun. Ben 5 dönem milletvekilliği yaptım Sayın Öztürk, 5 dönem. Bunun 2 tanesinde delegelerle yapılan ön seçimde listeye girdim. Bir tanesinde tüm üyelerle yapılan ön seçimle listeye girdim. 2 tanesinde de merkez yoklamasıyla milletvekili oldum. Aradaki farkı çok iyi biliyorum. Hatta eski genel sekreterlerden CHP'nin Kasım Gülek ön seçimle gelenlere milletvekili, diğerlerine de minnetvekili yakıştırmasını yapardı. Dolayısıyla parti içi demokrasi bugünkünden çok daha fazla ileriydi. Grup toplantıları tamamen kapalıydı. Bugünkü iş tüzüğe göre de kapalı olması gerekiyor. İş tüzüğün 167. maddesine göre şu anda. Ama ne oluyor bugün grup toplantılarında? Milletvekillerinde katıldığı, genel başkanın yaptığı basın toplantısı. Tezahürat, sanki basketbol maçı var grup salonunda. O evet. Zaman öyle değildi. Hem Adalet Partisi'nde, hem CHP'de, hem diğer partilerde. Kapalı grup toplantılarında milletvekilleri, senatörler dışarıda söyleyemediklerini, eleştirilerini, parti içinde değinemedikleri konuları kapalı toplantı olduğu için orada dile getirirlerdi. Eleştirilerde bulunurdu. Genel başkan eleştirilerde bulunurdu. Düşünebiliyor evet. musunuz? Ecevit Başbakan, Cumhuriyet Halk Partisi hükümetin büyük ortağı, bağımsızlarla yapılan bir koalisyon ve biz İşletmeler Bakanımızı hakkında güvensizlik önergesi verdik. Az daha düşürüyorduk. Kendi partimizin bakanını kendi grup toplantımızda güvensizlik önergesiyle düşürebiliyorduk. Az bir farkla kurtardı. Bu kadar ileri bir parti için demokrasi vardı. Yeterli evet. miydi? Değil. Ama şimdi hiç yok. Evet. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu defalarca söyledi halka, sizin seçtiğiniz vekiller milletin sizin vekiliniz değil, genel başkanların vekili diye. En az 3-4 defa söyledi. Evet. Ben istiyorum ki altılı masa, onun başarısını isteyen bir yurttaşım en azından, bir seçmenim. Ama bu konulara mutlaka değinmeli. Genel başkanlar kaymakam kararnamesi, vali kararnamesi gibi kalemi ellerine alıp milletvekillerini seçmemelidirler. Anladım. Bir partinin içinde demokrasi yoksa o ülkede de demokrasi yoktur. Onun için eski Türkiye'nin aşağılanmasını, böyle küçümsenmesini hazmedemiyorum. Haklısınız. Ve evet. çok yanlış buluyorum. Efendim, sizin Adalet Partisi'nde mesela, şimdi belki insanlar hatırlamayabilir ama Adalet Partisi yani yıllarca Türkiye'de ülkeyi yöneten bir siyasi partiydi. Mesela siz onların seçim işleri başkanlığında yaptınız. Şimdi anketler yapılıyor, işte seçimler öncesi hangi parti kazanacak. Sizin döneminizde nasıldı, seçim işleri deyince anketçi bu falan şeyler yapar mıydınız sizler? Ankete gerek yoktu ki. O zaman adaylar Kemal abinin dediği gibi evet. Hakim kontrolünde, nezaretinde şey yapılırdı. Ön seçim yapılırdı. Ve bu ön seçimde sıralamayı halk yapardı. Yani millet seçerdi. Milletvekili evet. adayını millet seçerdi. Yani genel başkanlar değil, millet seçerdi. Sadece ifade edildiği gibi kontenjan kullanırlardı genel başkanlar. Evet. Bu kontenjanı da ilim adamı, efendim siyasetle şeyi olmayan ve ama ihtiyaç duyulan isimler falan. Evet. Halkın güvendiği adamları da kontenjan koyarlardı. Evet. Ama şimdi öyle değil. Ve şimdi ön seçim yok. Ama ön seçim
darbeden sonra. Yani ön seçim sonra olmaz diye bir şey yok. Ön seçim bir engel değil ki yasalar, değil mi? Şimdi şu anda yani istese yapılabilir ön seçimler. Şöyle, 12 Eylül darbesinden sonra kurulan hükümetler bunu ön seçimi kaldırdılar. Yani seçim ön seçimi. Ama isteseler yapabilirler, bir engel yok. Engel yok, şeyi kalkmadı ama bu uygulanmıyor. Gelenek haline geldi ve şimdilerde sadece kontenjanı değil, bütün milletvekillerini genel başkan seçiyor. Yani eski Türkiye'ye dolayısıyla bu eleştirilen şeylere baktığın zaman daha demokratik bir biçimde seçimlerin yapılabildiğini gösteriyor. Çok demokratik bir seçim oluyordu. Evet Kemal Bey. Sargı Bey, Sayın Ekinci'nin izni, sizin izniniz olursa bir düzeltme yapmak istiyorum. Buyurunuz. Bugünkü yürürlükte olan siyasi partiler kanununun emredici hükmü ön seçim olmasıdır. Halen yürürlükte olan siyasi partiler. Ben daha az önce onu demeye çalıştım. Ve genel merkezlere bu siyasi partiler kanunu %5 kontenjan hakkı tanıyor. Ancak istisna olarak merkez yoklaması hakkı tanıyor aynı zamanda genel merkezlere. Sayın Ekinci'nin söylediği gibi 12 Eylül'den sonra bu istisna genel kural haline geldi ve genel merkezler tamamen kararname yayınlanır gibi milletvekillerini seçiyorlar. Evet. Yani şu anda siyasi partiler kanunu ne ön seçime mani ne parti içi demokrasiye mani. Engel yok. Ama bunu engelmiş gibi gösteriyorlar. Evet evet, bu konuda bu herkes şikayetçi olur ama pek de dediğiniz gibi herkesin şikayetçi olduğu konu. Ancak uygulamada geliyor. Pek öyle olmuyor. Doğru dediniz. Hasan Bey devam ediyorsunuz. Buyurun. Evet. Ön seçim olduğu zaman tabii delege ile ve şeyle yapılıyordu. Halka milletvekili de. Yani milletin vekili oluyordu. Hı hı. Şimdi bunlar kalktığı için milleti kaldırdılar. Şimdi milletvekiline milletvekili demiyor. Vekilim. Evet ya, şimdi milletvekiller çok üzülüyor. Vekilim deniliyor. Hayır, vekilim deniyor. Halbuki milletin vekilidir. Ama neden vekilim diyorlar? Çünkü başkanın şeyiyle, kontenjanıyla hepsi seçilmiş oluyor ve millet seçmiyor ki. Başkan bir liste koyuyor önlerine. Evet. O şekilde seçim oluyor. Ve 80 öncesinde tam bir demokrasi şeyi vardı her konuda. Efendim o zaman nasıl söyleyeyim, adalet vardı, hukuk vardı. Efendim ve siyasi partiler arasında son derece seviyeli bir şey vardı ve Cumhurbaşkanı koordinatör gibi tarafsız Cumhurbaşkanı oluyordu. Önemli konularda, devletin önemli konularında hemen siyasi partileri çağırır, istişare ederlerdi, karar ve bir örnek. Şırnak o zaman il değildi. Fakat orada son derece kötü bir şey oldu, ölenler oldu, katledilenler oldu. Ve Cumhurbaşkanı o zaman bütün siyasi partileri topladı ve bir heyet kurdular. Bu heyetin içinde Adalet Partisi'nden ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet Bakanı'ydı eskiden Adana Milletvekili Mehmet Can. Efendim ANAP'tan da sonra başbakan yardımcısıydı Adnan Gaveci. Evet. Bakın bütün partilerden, muhalefet ve iktidardan bizi gönderdiler. Yerinde incelediniz. Gidin diye. Burası il olur mu olmaz mı? Ve gittik şeye, Şırnak, doğrudan şeye indik. Orada bir alay var. Oraya indik. O günü de yürüyüş oluyormuş. Hani yürüyüş yapacaklarmış. Bunu oradaki komutan söyledi. Siz şimdi inmeyin dedi. Yani gelişinizi protesto ediyorlar o dönemde. Tabii. Olağanüstü hal varisi de
bizim Hayri Kozakçıoğlu. Kozakçıoğlu. O da bizimle beraber helikopterle geldi. O zaman komutan dedi ki inmeyin, bugün yürüyüş var dedi. Ama rahmetli Adnan Kahveci ayrı ayrı inelim filan dedi. Biz indik. İndiniz. Evet. İndik. O zaman valilik olan kaymakamlık binası. Kaymakamlıkta kimse yok. En üst kata çıktık. Ve biraz sonra o caddelerden yığınla insanlar geliyor. Biz de camlardan görüyoruz. Gelişinizi protesto ediyorlar değil mi? Tabii. Protesto ediyorlar. Ama ısrar eden, ben dedim ki Adnan, bak ben Artvin'de terörleri yaşamıştım. Biliyorum terörü, şudur budur. İnmeyelim. Yok yok, inelim. Ondan sonra rahmetli Adnan Kahveci çatıya bakıyor. Bilmem ne, nereden çıkarız, çatıdan mı çıkalım, buradan mı çıkalım diye. Tabii rahmetli Adalet Bakanı Can da, Sayın Can da endişeyle izliyoruz. Evet. Tabii o zaman şeyler indi, tanklar indi, tanklar şeyi çevirdi, kaymakamı dağıttı. Ondan sonra biz görüşmeleri yapabildik. Ya, demek işte ki Türkiye'nin bir yerinde koordinesi vardı. Hani anladım. Cumhurbaşkanlığı başkanın koordinesi muhalefetiyle işte ülke meselelerinde daima bir araya ama gelir. Ama Hasan Bey öyle verir. Diyorsunuz ama siz de aynı şey, aynı soruyu size de yöneteceğim. Kemal Bey'den başlayalım. Kemal Bey böyle diyorsunuz ama şimdi Türkiye'de işte Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı görev süresi olduktan sonra yeni Cumhurbaşkanı seçemediniz. 120 tur sürdü yeni Cumhurbaşkanı seçimlerinde ama seçilemedi. Hatta 12 Eylül 1980 darbe girişimiyle ilgili konular gündeme geldiği zaman işte meclisin Adalet Partisi ve CHP'nin anlaşamamaları sonucu meclisin Cumhurbaşkanı seçemediğini ve o yüzden bunun da bir darbeye malzeme olduğunu da hatırlatmış olalım. Ne dersiniz? Niçin madem böyle eski Türkiye iyiydi de niçin seçemediniz? Yani eski Türkiye'yi fetişize etmeye lüzum yok. Yani eski Türkiye dediği için, diyerek küçümsendiği için biz o eski Türkiye'nin bugüne üstünlüğünü söylemek istiyoruz. Evet. Yoksa sütten çıkmış ak kaşık değildi parlamento ve siyasetçiler bizler. Elbette. Ben size kısaca anlatayım. O nafile turlar diye tarihe geçen Cumhurbaşkanı'nı seçemediğimiz parlamenterler olarak sorumluluğumuzun tarihe geçtiğini bilinci içinde anlatayım. Evet. Şimdi Korutürk çok değerli bir cumhurbaşkanıydı. Görevi bitti. Geldiği gibi sessizce sorumluluk içinde ayrıldı. Aracına bindi. İstanbul'daki evine gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ama Süleyman Bey için, merhum Süleyman Demirel için bir güvence vardı. Çünkü Cumhurbaşkanı'na Senato Başkanı vekalet ediyordu. İhsan Sabri Çağlayangil Senato Başkanı olarak aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı vekilliğini deruhte ediyordu. Adalet Partisi için bir rahatlık vardı. CHP öyle değildi. Adalet Partisi de onun için Sayın Ekinci hatırlayacaktır. Önce Saadettin Bilgiç'i aday çıkardı. Fakat Demirel'in desteği yoktu arkasında. Daha sonra Faik Türün'e aday çıkardı. Faik Türün 12 Mart'ta 1. Ordu Sık Yönetim Komutanı'ydı. Ziver Bey Köşkü'nün işkencecilerindendi. Hiç de iyi bir şöhreti yoktu. Adalet Partisi içinde bile sevenleri çok azdı. Biz zaten karşıydık. O da gerekli oyu toplayamadı. CHP'de durum farklıydı. Ecevit eski meclis başkanı Kemal Güven'e öneride bulundu, adaylık önerisinde. Kemal Güven reddetti yaşı nedeniyle, sağlığı nedeniyle. Bu arada parti içinde Muhsin Batur hareketi başladı. Muhsin Batur kimdi? Muhsin Batur 12 Mart generallerinden kontenjan senatörlüğü diye bir kurum vardı senatoda. Yani senatoda Cumhurbaşkanı 15 kişiyi kontenjan senatörü olarak tayin edebiliyordu, atayabiliyordu. İşte gazeteciler içinden, siyasetçiler içinden,
akademisyenler içinde. Muhsin Batur'u da atamıştı. Muhsin Batur kontenjan senatörü olmasına karşın CHP'ye üye oldu. Ecevit tarafından üye yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin senatörü aynı zamanda. Ama Muhsin Batur'un etrafında büyük bir hareket başladı. CHP'li senatörlerden başladı bu. Millet Meclisi'ne yayıldı. Hatta Erbakan'la, merhum Erbakan'la Batur özel görüşme yaptılar. Onları dışarıdan takip ettim o zaman ben. Erbakan söz verdi Batur'u destekleyeceğine. Onun dışında eski Demokrat Partililer, Adalet Partisi grubu içinde yassı adayı görmüş olanlar darbelere karşı oldukları için 300'ü geçtiği takdirde Batur'a oy vereceklerini söylediler. Milli Birlik grubu vardı o zaman 19 kişilik. Onlar da Batur'u destekliyordu. Ama Ecevit kendisinden habersiz çıktığı için Batur'un adaylığından rahatsızdı. Bu turlar devam ederken İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy, Profesör Muammer Aksoy bütün milletvekillerine dolaplarına, o zaman odamız yoktu hiçbirimizin, dolaplarımız vardı. Dolaplara bir mektup attı. Dedi ki darbe tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ya Muhsin Batur'a oy vereceğiz veya bu kargaşa devam edecek ve biz tarihi sorumluluğumuzdan kurtulamayacağız diye bir mektup attı. Şimdi çok ilginç bir anı size bildireceğim. Tabii bu kontenjan senatörleri belirli süreliğe seçiliyor. Muhsin Batur'un da turlar devam ederken 6 Haziran 1980 saat 24'te süresi bitiyor. Saat 24'ten sonra artık senatör sıfatı kalmıyor. Ve o gün son tur yapılıyor Muhsin Batur için. Hepimiz sandıklar açılırken gerilim filmi gibi başındayız. Oylar çıkıyor. Seçilirse Cumhurbaşkanı olacak. Ve Batur 318 oy lazım. Sayıldı. Oy 306'da kaldı. Evet, yani evet. 306'nın üstünü tamamlayıp 318'e 12 rey alabilse Batur Cumhurbaşkanı olacak. O arada Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de Cumhurbaşkanı seçemiyor parlamento diye konuşmalar yapıyor. Darbe hazırlığı içinde. Ve 93. turda ki o güne kadar turlar içinde Ajda Pekkan'a, Bülent Ersoy'a oylar çıkıyordu. maalesef. Ve Muhsin Batur 306 oyda kalınca büyük bir sessizlik oldu. Batur da bindi arabasına İstanbul'a gitti. Bu kez büyük bir boşluk oldu. Ecevit'ten bir çözüm bekliyoruz. Rahmetli Ecevit'ten. Ecevit tuttu. Cahit Karakaş'ı aday gösterdi. Cahit Karakaş'ı aday göstermesi çok yanlıştı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi'nden CHP'ye gelen bir politikacıydı. Pek sempatisi yoktu. Meclis başkanlığı yapmıştı vaktiyle. Sempatisi yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi grubu toplandı gizli. Muammer Aksoy çıktı. Dedi ki Batur'u seçemedik. Şimdi de Ecevit Karakaş'ı aday gösteriyor. Bu adamın kalbi MHP'de, gönlü MHP'de, kafası Adalet Partisi'nde, kaydı da Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Eğer bu Cumhurbaşkanı olursa bırakın partide kalmayı, vatandaşlık değiştirmezsem falan diye çok sert bombalayan bir konuşma yaptı. Ve artık turlar adı gerçekten nafile turları oldu. Düşünebiliyor musunuz? 11 Eylül günü, yani ertesi günü darbe oldu. Hala turlar devam ediyor. 11 Eylül 1980 günü 115. nafile turunu yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ertesi günü de 12 Eylül darbesi geldi. Evet, şimdi burada Hasan Bey'e soralım. Hasan Bey, madem böyle 12 Eylül öncesinde işte Cumhurbaşkanı'nı seçemeyen bir meclisten söz ediyoruz. Yüz işte kaç tur yapılmış ama Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Peki burada
iki liderin mesela rahmetliler Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit bir araya gelmiş olsa bu sorun çok rahatlıkla çözülecekken niçin bir araya gelmediniz? Şimdi Kemal abi kendi cephesinden yani CHP yönünden anlattı. Siz de Adalet Partisi yönünü anlattınız. O teferruatın içine girmek istemiyorum. Yalnız rahmetli Ecevit istifa etti. Ve istifa sonrasında Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı olmuştu. Ve o arada bizden de 11 kişiyi almıştı. O ünlü 11'ler olay dedi. Evet, evet, almıştı. Fakat bundan dolayı da siyasi partiler arasında bir şey oldu yani. Kopukluk mu? Kopukluk gibi oldu. Ve o arada Faruk Gürler de aday oldu eski Genelkurmay Başkanı. Evet. Ve Faruk Gürler'le benim şöyle bir şeyim vardı, anım. Yedek subayken, teğmenken Edirne'de o zaman Kıbrıs olayları çoktu. O da korulurdu komutanıydı. Evet. Ben de birinci ordu komutan bölük komutanıydım. Bu son derece böyle şişman bir paşaydı. Geldi, birinci bölükte olduğum için asasıyla benim yedek subay olduğumu anladı. Emeklemeyi göster dedi bana. Ve o asayı da şeyime dürtüyor. Dedim yaptırayım paşam dedim. Erlere yaptırayım dedim. Hayır sen yap dedi. Evet. Ben yapmam dedim. Ondan sonra bu çekti gitti. Sonra bir de baktım ki ben milletvekiliyim. Bu Faruk Gürler de Cumhurbaşkanı adayı. Tam o döner kapıdan içeri girerken rastladı. Ben o döner kapıyı tuttum ben. Tuttum. Girdi içeriye. Dedim ki ben Teğmen Hasan II dedim. 312. alay da birinci komutan dedim. Hatırlar mısınız dedim. Bana dedim asayla dedim. Yedek subay olduğunu anlayınca dedim böyle yaptınız. Aa yok. Ben hatırlamıyorum filan dedi. Ve Demirel'e dedim ki beyefendi bugün bir olaya rastladım. Böyle böyle. Böyle oldu dedim. O da Cumhurbaşkanı adayı dedim. Yok yok dedi. Ona rey vermeyeceğiz dedi. Sonra Fahri Korutürk seçildi. Ve buna o zaman rey vermedik. Şimdi bu şeyler de siyasi partiler de o dönemde böyle bir gerginlik oldu. Döneminde daha çok işte Fahri Korutürk'ün de görev süresi bitti. Evet. O dönemde böyle bir gerginlik. Heh. Niçin mesela CHP ile AKP Adalet Partisi bir araya gelmediniz hiç? Niye gelmedi? İşte çünkü biz, bu darbenin bir sebebi olarak gösterildi. Sebep o değildi. Biz tabii hükümet kurma şeyinde değildik. Biz çünkü ikinci partiydik. Erbakan'la anlaştık. Erbakan bizi dışarıdan destekliyor. Dışarıdan destekliyor. Böyle hükümet kuruldu. Fakat o dönemde olaylar çok oluyordu. Sağ sol evet. Olaylar çok oluyordu. Yaygın. Yaygın çok oluyordu. Ve biz de o şartlar içerisinde hükümet kurduk. Azınlık hükümeti oldu bu. Ve o dönemde işte ben hem Orman Bakanı oldum. Bakanlığa gittim, başladım. Her gün bir şey geliyor. Kapının altına koyuyorlar. Faşist bakan defol. Faşist bakan defol. Meğersem Orman Bakanlığı devrimci ülkücü çatışmasının olduğu bir bakanlık. Ben öyle bilmiyordum. Ben mesleğim
orman mühendisi, bölge baş müdürlüğünden baş müdür olarak siyasete geldim. Tüm meslektaşlarımı tanıyorum. Ben süratle bakanlar, müsteşar mavini, genel müdürlerini, şeylerini yaptım. O faşist bakan defol denen kağıdı da götürdüm Demirel'e 4 gün sonra. Dedim ki beyefendi, ben bu bakanlıkta bakanlık yapamam dedim. Yani Türkiye'nin ortamı da oydu. Devrimci, hani bunlar geçmişti. Tabii sağ sol. Hani şimdi nasıl efendim böyle bir şey var. Tarikatlar bilmem neler, evet. Bilmem ne. Bugünkü şey bu. O gün de oydu yani. O da Amerika'nın bir şeyiydi. Oyunuydu. Hı-hı. Efendim ve tabii biz hükümet olduk ama kucağımızda ekonomik sıkıntıları bulduk. Ve o zaman rahmetli Özal'ı Sayın Demirel müsteşar yaptı. Niye yaptı? Ben kendisine dedim ki, sen niye dedim ya Milli Selamet Partisi'nin İzmir adayını müsteşar yaptın? Bizde yok muydu dedim ekonomi bile. Dedi ki Hasan, Turgut kafalı bir adamdır. Bir de bana şeyi lazım. Hani bilen, ekonomiyi bilir, bilmem neyi bilir. Ondan dolayı getirdim dedi. Ve o ekonomik sıkıntı had safhadaydı. Hatta Demirel dedi ki 70 sente muhtacız dedi. Hani şeyler geliyor, vapurlar geliyor, şeyi alamıyorlar, petrolü. Petrol alamıyor, ilaç alınamıyor. İlaç alınamıyor. Ve böyle bir sıkıntı vardı. Ve bu sıkıntılar içerisinde bana dedi ki Sayın Hasan, git, hoca seni sever, de ki seçime gidelim. Erbakan'a gitmenizi söyledi. Evet. Şimdi Erbakan hoca da bir gün bana dedi ki Sayın Ekinci, biz hemşeriyiz biliyor musun dedi. Vallahi Karadeniz hemşerisi miyiz dedim. Yok ben de dedi Sinop'a, Kafkasya'dan geldim dedi. Yakınlığımız var onunla. Sen git konuş, seçime gidelim. Gittim. O da Kadayıf kızarıyor. Kadayıf kızardı. İşte kızaracak bilmem ne diyor. Kadayıf'ın altı. Kadayıf'ın altı evet. Kızaracak. Efendim dedim ki hoca, bu sen böyle diyorsun bak. Sıkıntılı. Bir de sağ sol hem ekonomik sıkıntı var. Seçime gidelim. Yok, ben o siyaset yapıyorum. Hayır, ben destekliyorum. Ve böyle bir ortam. Böyle bir ortam. Ve bu tabii şeyin seçilememesi, efendim Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi, askerlere de bir yerde şey verdiler. Yani koz vermiş verdi, oldu. Evet. Ve çok enteresandır, darbe davulla zurnayla gelmez. 12 Eylül darbesini ilk öğrenen benim. Saat 9'da beni bizim yakınımız bir albay aradı. Dedi ki Sayın Bakanım, zat-ı eşyanızı şeyden alın, masanızdan alın dedi. Daha darbe falan olmadan yok, önce. Yok, darbe marbe yok. Saat 9. 12 Eylül 9. Dedim ki benim özel eşyam falan yok dedim. Şeyi almayayım dedim. Beni sakın söylemeyin, yoksa beni divane harbi verirler. Bu gece şey oluyor dedi. Darbe olacak. Tabii. Ben de Sayın Demirel'i aradım. Cumhurbaşkanı. Sayın Başbakanım, bana şeyi sormayın. Kaynağı sormayın. Ama bu gece darbe olacakmış. Yok Hasan, böyle bir şey yok kardeşim. Şimdi yanımda Çağlayangil var. Cumhurbaşkanı vekili. Yanımda Ankara Milletvekili ve İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanı. Bir yanımda da Milli Savunma Bakanı var. Böyle bir şey yok.
Dedim yine siz bakın. Bakın. Darbe öyle davulla, zurnayla bilmem ne gelmez. Yani 14 evet. Temmuz darbesi var ya, o çakma darbe. Geçmiş, evet. Darbe marbe yok. Çakma. Ondan sonra gerçekten bir saat sonra bir daha aradım. Dedi ki Hasan, yarın cuma, hayırlısı olsun. Biz silahlı polisi eşkıyanın önüne koyamayız. İki, halkı da şeye koyamayız. Hayırlısı olsun dedi. Kapattı. Evet. Yarım saat sonra biz aradım. Biz de o zaman şeye gitmiş. Biz evet. de o zaman biz de kapatalım. Kısa bir reklam aramızın arkasından yine devam edeceğiz konuklarımızla. Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nde bakanlık görevlerinde bulunan, yine o dönemin Adalet Partisi'nde grup sözcüsülüğü yapan Hasan Ekinci Bey stüdyomuzda ve Skype bağlantımızda da Sayın Kemal Anadolu var. Kemal Anadolu'da 5 dönem CHP milletvekili yaptı, grup başkan vekilliği yaptı. Yani partide etkili olan isimlerden birisiydi. Kemal Bey, sizinle kaldığımız yerden devam etmek istersek. Evet. İşte seçimler yapılamadı ve sonuçta az önce ilginç anısıyla beraber dinledik Hasan Bey'den. Hakikaten gün görmemiş bir anısını da dinledik. Sonuçta Türkiye'de bir darbe yaşandı. Darbe girişimi gerçekleşti. Sonraki dönemde Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde siz o dönem etkiniz ne oldu? Evet, o dönemi de anlatır mısınız? Anlatayım. O zaman ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine kapatılmıştı. SHP vardı. Evet. Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Onun milletvekiliydim. Ve 1989 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye gelmek üzereydi. Neden? Kenan Evren'in 7 yıllık süresi bitmişti. Kenan Evren de nasıl Cumhurbaşkanı oldu? Halk oyuna sunulan anayasaya bir madde ilavesiyle pek hukuka, akla, mantığa sığmayan biçimde darbeci olduğu için Cumhurbaşkanı seçildi mecburen. Süresi bitti. Bitiyor evet. 7 yıllık süresi. O sırada Turgut Özal ANAP'ın genel başkanı, başbakan Turgut Özal Cumhurbaşkanlığına soyunacak. İsteği ortada. Fakat parlamentoda bulunan Sosyal Demokrat Halkçı Partisi ve Doğru Yol Partisi, Hasan Bey de orada milletvekiliydi. Bizim 99 milletvekilimiz vardı. O, Doğru Yol daha azdı. Parlamento dışından da Refah Partisi, o da Özal'ın adaylığına karşı. Yani SHP, DYP ve Refah Partisi Özal'ın adaylığına karşı. Neden karşıydık? Muhalefet olarak. Gerekçemiz şuydu. 26 Mart 1989'da yerel seçimler yapılmıştı. Bu yerel seçimlerde ANAP tek başına iktidarda olmasına karşın büyük bir yenilgiye uğradı. SHP oyların %28,7'sini aldı. Doğru Yol Partisi %25,1'ini aldı. ANAP %21'de kaldı, 21,8'de. Refah Partisi de %9,8'ini aldı. Evet. Ankara, İstanbul, İzmir SHP'ye geçti. Üç büyük il Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'ne geçti. ANAP bütün Türkiye'de sadece Bitlis, Hakkari ve Malatya'da seçim kazanabildi. İl belediyesi olarak. O zaman büyükşehir belediye sistemi yok. Yok, evet. Özal adaylıkta kararlı. Büyükşehir sistemi var, bugünkü gibi değil. Düzeltiyorum. Özal adaylıkta kararlı. Ama muhalefet aday olmasını istemiyor. Şiddetle karşı bütün partiler. O arada çok enteresan, Özal başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına seçilirse ANAP genel başkanlığını bırakacak. Ankara'nın ANAP'lı belediye başkanı Mehmet Altınsoy kendisini uyarıyor. Eğer çekip gidersen parti dağılır. Kalırsan Cumhurbaşkanlığı başkasının olur. Çok zor durumdasın. Aday olma diyor Mehmet Altınsoy Özal'a. Bu arada Yıldırım Akbulut Özal'a sakın aday olma, ANAP diye bir şey kalmaz, parti dağılır diyor.
Özal'ın verdiği yanıt, bak Akbulut, bütün canlılar gibi siyasi partilerde, ANAP'ta doğar, büyür ve ölür diyor. Yani aklında başka parti kurmak var herhalde Cumhurbaşkanı olduktan sonra. ANAP'ın yönetiminden memnun değil. Bu ortam içinde Özal ısrarla aday olunca Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol biz boykot ettik. Toplantıya girmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamasına katılmıyoruz. Boykot ediyoruz dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 31 Ekim 1989'da 8. Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı. Seçilirse Özal Cumhurbaşkanı olacak. Bizim boykotumuza rağmen meclise girdi ANAP. Birinci turda gerekli oyu sağlayamadı. 3-2 çoğunluğu. İkinci turda sağlayamadı. Üçüncü turda Özal'ın karşısına ANAP'tan yine Fethi Çelikbaş aday çıktı. Muhalefet yok. Özal 263 oy aldı. Fethi Çelikbaş 14 oyda kaldı. 8 oy boş çıktı. Katılım, oy kullanan milletvekili sayısı 285. Boykot, şu milletvekilleri de toplantıya girmeyenler de 165. Ve Özal Cumhurbaşkanı oldu. Fakat hazmı kolay olmadı. Çünkü %21'e düşmüş bir partinin başındaki kişi Cumhurbaşkanı olursa onun millete vereceği güven elbette kısıtlı olacaktır. Karşısındaki muhalefet çok güçlü olacaktır. Özal milleti temsil eder mi etmez mi tartışması, meşruiyet tartışmaları başlayacaktır. Kemal Bey sonuçta seçildi. Özal seçildi sonuçta. Özal bir dakika. Şurayı söyleyeyim. Özal gitti, seçildi. Kenan Evren'den görevi alırken şimdi Özal'a demokrasi kahramanı diyorlar ya. Evet. Özal dedi ki dirayetli devlet adamı, değerli bir asker ve iyi bir insandan görevi devralıyorum dedi. Ve onun Cumhurbaşkanlığına muhalefet, özellikle CHP çevreleri, bizler alışamadık kampanyası açtık. Cumhurbaşkanlığına alışamadık. Tanımıyoruz. Seçildiği vakitte genellikle birçok insan ayağa kalkmadı. Ama en şimdi şu var ki Kemal Bey yine İsmail Özal Tabii ki Turgut Özal yine özleniyor efendim. Çünkü ki ortamlara geldiğimiz hatırladınız mı? Ben olayı anlatıyorum. Çanakkale Belediye Başkanı İsmail Özal ayağa kalkmadığı için görevden alındı. Ve bu süre, bu kargaşa uzun süre devam etti. Elbette Özal'ı sevenler de olur, sevmeyenler de olur. Ben olayı anlatıyorum size. Evet. İsmail Özay, sonra milletvekili olan İsmail Özay, Çanakkale milletvekili o sırada, belediye başkanı, ayağa kalkmadığı için görevden alındı. Evet. Evet. Şimdi Özal'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Anladım. Sağ olasınız. Şimdi Hasan Bey, siz daha önce seçim işleri başkanlığını yaptığınız için sormak istiyorum. Seçimleri kamuoyu, yani seçimlerde kamuoyunda en çok etkileyen seçimler neler oluyor? Şimdi önümüzdeki seçim tabii olduğunu düşündüğümüz için kamuoyu nasıl etkileniyor bu yapılacak seçimlerde? Onu söylemeden önce demin noksan kaldı. Darbe oldu. Darbeye geçelim bence. Oldu. 3 gün sonra beni bir albay arıyor. Bakan olmuş. Deniz albayı. Sayın Ekinci, zaten eşyalarınızı şeyden alabilirsiniz. Gelir misiniz dedi. Dedim ki ben gelmem dedim. Özel kalem müdürünü göndereyim. O alsın. Benim bir şeyim yok, o alsın. Hayır dedi. Sizin bir de mesleğim değil dedi. Sizden yararlanmak istiyorum deyince Halim, ben mühendisim, meslektaş. Kalktım gittim. Hasan Bey, oraya biraz hızlı geçelim çünkü vaktimiz azaldı. Ya, bakın o zaman efendim dedi ki müsteşarınızdan, genel müdürlerden özür diledim. Şimdi de sizden özür dilerim. Gelir gelmez onlar kasaya bakar.
Hani darbe çıkar. Evet, anladım. Kasada 50 bin lira şey var, temsil ödeneği 5 bin lira harcanmış. Demiş ki siz sahtekarsınız, niye doğru söylemiyorsunuz diyor ve onlara hakaret ediyor. Sonra onları da dosyayı götürüyor. Diyor ki işte şeyler, ben yemek yediğim zaman şeyin bakanlığın yemeğinde 3 liralık şeyi dosyaya koyardım. Bir yere gittiğim zaman uçakla, özel işe gitmişsem koyardım. Ve bunları Hasan da... Bey, o konuyu geçelim. Teşekkür ederim. Zaten evet. O konu anlaşıldı. Şimdi yaklaşan bir seçim var. Şimdi işte biliyorsunuz, bakıyorsunuz işte zamlar yapılıyor. İşte emekliye, işte EYT'ler falan diye Türkiye'de bir şey var. Şimdi seçimleri kamuoyunda bunlar etkiliyor mu şu anda? Ne oluyor şimdi? Şimdi onu söyleyeyim. Evet. 80 öncesinden başlayayım. 24 Ocak kararları aldık. Hani ben de tamam. Bakan ve şeyde Özal da bizim müsteşarımız. Ekonomik kararlar demek, zam demek ve vergi demek. Evet. Ve halka en kötü şey ve bu tabanda çok kötü yansıyor. Yani tabii. Bir açlık, yokluk, sıkıntı müthiş. Yani vatandaş, siz vatandaşın cebine dokunduğunuz zaman o da sandıkta dokunur size. Yani hep öyle olması lazım peki. Hayır, hep öyle olmuştur. Biz bu şeyden seçime gitmek istedik, gidemedik. Ondan sonra işte darbe oldu. Evet. Hayır, gelelim. Sonra darbeden sonra beni konseyi bakanlık müşaviri atadı. Dedim ki sen şey bakana bunları soramasın ama sen dedim savcıya şey hazırlıyorsun. Yazılıyı gönder, imzalayayım, şey yapayım dedi. Yapar mısın? Yaparım dedi. Ondan sonra Özal şey oldu. Parti kurdu. Özal beni aradı, dedi ki Sayın Bakanım beraber çalışabilir miyiz? Dedim ki ben dedim benim cumhurbaşkanım şey başbakanım Hamza Köy'deyken ben siyaset yapmam dedim. O zaman bana yardımcı olur musunuz dedi. Dedim ki vallahi Artvin'in listesini ben yapayım dedim. Sana o zaman 3'tü, 2 değildi. 3-0 yaptırayım dedim. Yasaklıyım. Gittim gizli. Ondan sonra 3-0 oldu. Anladım. Evet. Abi şimdi Hasan Bey, bu şu konuya gelelim. Şeye, evet, şeye gelelim. Çünkü vaktimizi iyi kullanmamız daha lazım. Sonra, tamam. Anılarınız çok ilginç şimdi ama. Şimdi biz bu 20 kararlardan sonra Doğru Yol Partisi daha da küçüldü. Hani seçimlerde şey oldu. Ve biz yeniden yasaklar kalkınca bize rahmetli Özal, bizim müsteşarımız bize yavru muhalefet diyordu. Çünkü çok az milletvekili çıkarmıştık. Evet, yavru muhalefet. Yavru muhalefet diyordu. Ama 91 seçimlerine gelince 292 milletvekili vardı Özal'ın. Hı hı. Ve biz de yavru muhalefetiz. O dönemde iyi bir listeler yaparak, kamuoyu yoklamalarıyla, kamuoyundan alarak şeyleri, biz birinci parti olduk. Birinci parti olduk. Doğru Yol Partisi. Neden oldunuz? Nasıl oldunuz peki? Neden yani seçimleri vatandaşı ne etkiledi ki? Ne etkiledi? İşte şeyler etkiledi. Ekonomi. Sıkıntılar etkiledi. Bir. İkincisi biz mağdur olmuştuk. Dolayısıyla bir de mağduriyetten dolayı bize oy verdi. Birinci parti olduk. Peki deneyimlerinize dayanarak soruyorum. Şimdi yeniden bir yakında bir seçim olacak. Seçimlerde mağdur kim? Peki ben yine eskilerden şey vererek günümüze getir onu. Tabii. Günümüze de gelelim. Geçmişte de 24 Ocak kararları söyledim. Sonra da yine biz 94'te Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde bir ekonomik kriz yaşadık. Ve dediğim gibi kriz demek
demin söylediğim oy gibi kaybı oy kaybı demektir. Ve biz seçimde birinci parti olan parti baraj 179 milletvekili aşağı düştü. Evet. Daha sonra rahmetli Ecevit biliyorsunuz %21 ile iktidar oldu. İktidar oldu. Ve o da kucağında şeyi buldu. Zamba. Bu kriz buldu. Kriz. Ekonomik kriz buldu. Ekonomik kriz o seçimde Ecevit birinci parti %21 rey almıştı. %1.5'a düştü. Evet. Bugün görülmemiş bir kriz var. Şu anda. Hani ben 50 yıllık, 55 yıllık siyasetçiyim ve 4 bakanlık yaptım. Bu kadar krizleri yaşadım, muhtıralar yaşadım, darbeleri yaşadım. Deneyimli bir siyasetçi olarak bir de hep seçim işleri yaptığım zaman her zaman sonuç aynı çıkardı bana Demirel dedi kimseye söyleme. Nazar değer derdi. Kimseye söyleme. Nazar değer derdi. Yani şimdiki bugünkü evet. Şeyi söylüyorum. Bugün ben halk içindeyim. Halk hiçbir dönemde olmadığı kadar rahatsız. Ve herkesin, her kesimin şeyine dokundu bu. Dokunduğu için en önemlisi bu kriz seçimlere %100 yansır. Bakın %100 yansır. İki, bir de en önemlisi ya Türkiye'de parlamenter sistem kalmış, kalkmış ve kayıtsız şartsız milletindir dediğiniz seçim, demokrasi kayıtsız şartsız şey değil. Kayıtsız şartsız tek adamın şimdi. Evet. Ve bu tek adamda her şeyi ben yapayım diyor ve bugün gerçekten hem ekonomi hem devlet yapısı her şey rejim sıkıntıda. Ve dolayısıyla bu seçimde halk arayış içindedir. Ve bu altılı masayı umut olarak görüyor. Ama ben onlar için de şey söyleyeyim. Geçen şunu duyunca efendim her biri Cumhurbaşkan yardımcısı olsun. İşte bu olmadı. Bu olmadı. Yani böyle dağınık görüntüden kurtulması lazım. Tabii. Tabii. Yoksa bugün altılı masa kurucu meclis gibi çalışması lazım. Kurucu meclis gibi. Ve halk da o eski demokrasiyi arıyor. Evet. Eski şeyi arıyor. Ondan dolayı ne yaparsanız yapın, ne verirseniz verin, tatmin edemezsiniz. Yani mesela şu anda EYT verdi, 3600 bunlar yetmiyor mu? Vatandaşın oyunu değiştirmez hayır, mi? Hayır efendim. Vatandaşın verdiğini bir ay içerisinde götürüyor. Tabii haklısınız. Evet. Götürüyor. Evet. Kemal Bey bakalım. Kemal abi bu konularda ne diyecek? Kemal abi şimdi yaklaşan seçimler diyoruz. İşte altılı masa. Siz nasıl görüyorsunuz abi? Şimdi izniniz olursa Sayın Öztürk. Buyurun tabii ki. Buraya nasıl geldik? Çok kısa. Çünkü 12 evet, Eylül vaktimiz daraldığı için Kemal abi biraz hızlı geçin oraları. Evet. 27 Nisan 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi. 367 olayı. Evet. Ve yıllardır kaleciyi direğe bağlayıp penaltı çekiyorlar. 367 olayını algı operasyonuyla yanlış tanıtıyorlar. Oysa 367 olayı olmasaydı o şekilde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimi ve o olayları yaşamasaydık bugün tek adam rejimine dönüşmeyecekti. Çünkü o zaman anayasanın 102. maddesi diyordu ki Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının 3/2 çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir diyor. Biz bunu hukukçulara incelettik. Ahmet Necdet Sezer gidiyor çünkü. Yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. Hukukçulara incelettik. Bizi Sabih Kanadoğlu'nun peşinde takılmakla suçladılar. Hayır efendim. Erdoğan tez işlem tutun.
Oya Araslı bizim anayasa profesörü Ankara milletvekilimizdi. Ve bu tezi savunduk çünkü anayasa uzlaşma arıyordu. Elbette biz CHP olarak Cumhurbaşkanı bizden olsun istemiyorduk. Elbette bir Adalet ve Kalkınma Partili olsun. Ama istiyorduk ki milli görüş gibi böyle bir ideolojik saplantı içine giren bir kişi değil, doğru yoldan, ANAP'tan gelen ılımlı ve kucaklayıcı birisinin Cumhurbaşkanı olmasını istiyorduk. Ama Başbakan Erdoğan Kumkapı'daki balıkçılara soruyordu Cumhurbaşkanı kim olsun diye. Ankara'daki taksi duraklarına gidiyordu. Bir türlü muhalefet partisi bize gelmiyordu. Halbuki biz uzlaşma arıyoruz. O zaman dedik ki 367 ile meclis toplanmasa bu meclis Cumhurbaşkanı'nı seçemez. Onun için CHP olarak meclise girmemeye karar verdik. Genel Başkan, Genel Sekreter, Grup Başkan Vekilleri. Ve bana partim görev verdi. Tek başıma ben girdim. Çünkü 367 çoğunluk sağlanamıyordu. Ve girdim, görüşlerimizi anlattım tek başıma. Partim görev verdi. Yani milletvekilleri girmeyi sadece siz girdiniz. Evet. Meclis açılmazsa seçim yapamazsınız. Yaparsanız Anayasa Mahkemesi'ne gideriz. Sizi tarihi sorumluluğunuza baş başa bırakıyorum dedik. Çünkü o zaman tarafsız cumhurbaşkanı seçilecek. Türk ordusuna başkomutan seçilecek. Devlet organları arasında uyumun ki. Yani bugünkü tek adam rejimini önceden görmüştük o tehlikeyi. Bize rağmen 367'yi bulmadan seçimi yaptılar. Ve Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Seçimi iptal ettiler. Anayasa Mahkemesi seçimi iptal etti. Bu kez ne oldu? Erken seçim kararı alındı. Şimdi tek adam rejimi söz konusu Türkiye'de. Koşullar böyle gelişti. Demin Hasan Bey de anlattı. Ve şu anda önümüzde 3-4 ay sonra bir seçim olacak. Seçim eski deyimle sathı mailine girmiş bulunuyoruz. Ben Hasan Bey'e katılıyorum. O kadar büyük bir ekonomik kriz var ki Cumhuriyet tarihinde görülmemiş açlık sınırı. Efendim askı geçim sınırı. Bu rakamlar ortada. Ama TÜİK, Merkez Bankası gibi yansız olması gereken kurumlar iktidarın elinde onun istediği rakamları duyuruyorlar. Enflasyon oranını onlar belirliyor. O zaman memurlara, işçilere, dar gelirlere yapılacak zam onların belirlediği rakam üzerinden oluyor. Ve hiçbir zaman dramatik değil gazetelerin yazdıkları, sizin gazeteciler olarak yazdıklarınız. Pazar yerlerinde bu kadar pazar dağılırken artık toplayan insanlar Cumhuriyet tarihinde görülmedi. İkinci Dünya Savaşı dahil. Ayrıca 3Y ile iktidara geldi AKP. Yasakları ortadan kaldıracaktı. Yolsuzluğu ortadan kaldıracaktı değil mi? Evet. Her yer yasak. Festivaller yasak. Konuşmak yasak. Yargı sopa olarak kullanılıyor. Yolsuzluk dediğiniz bütün yolsuzluk önergeleri muhalefetin mecliste reddediliyor. Tabii. Dolayısıyla büyük bir toplumsal muhalefet var. Bu durumda altılı masanın hem büyük bir avantajı var hem de büyük bir dezavantajı var. Avantajı şudur. Hiçbir zaman altılı masanın bir araya gelmesi çok önemli demokratik bir uzlaşmadır. Ama hiçbir zaman onların bu kadar avantajlı olduğu, toplumsal muhalefetin bu kadar yükseldiği bir dönem olmamıştır. Bu avantajıdır. Dezavantajı ne? Kendi aralarında çözümlenmesi gereken konuları basının önünde tartışarak altılı masaya yönelen muhalefetin gücünü, etkisini azaltıyorlar. Birbirleriyle uğraşarak çözülmeyecek sorun yok. Varsa da aralarında çözecekler bunu. Basına yansıtarak halkın muhalefete olan güvenini azaltmasınlar. Çünkü tek adam rejimi gitmeli. Türkiye demokratik sisteme, parlamenter sisteme bir an evvel dönmeli. Türkiye'nin 200 yıllık bir demokrasi tecrübesi var. Bu ülke tek adamın emirlerine, kararnamesiyle yönetilecek bir ülke
değildir. Halkımız da bunu hak etmiyor. Amacımız tekrar demokratik sisteme, parlamenter sisteme dönmektir. Bunun için bunu sağlayamazsa altılı masa, o da dezavantajlıdır. Tarih önünde sorumlu olur. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Şimdi bu altılı masa konusunda siz nasıl bakıyorsunuz altılı masanın çalışmalarına? Ve evet. Bir de bu iş az önce ekonomik durumdan bahsederken işte EYT'lere işte bir yeni imkanlar tanındı, işte bir takım zamlar yapılıyor, işte emeklilere bir takım zamlar yapılıyor. Bunlar acaba insanların oyunu değiştirmesinde etkili olabilir mi? Şimdi altılı masanın öznesi Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'dir. Evet. Ve onların oy durumları da ortada. Evet. Diğerleri belli bir seviyededir. Ve halk benim gördüğüm kadarıyla bu iki şeye merkez olarak odaklanmış görünüyor. Ben şöyle görüyorum. Seçimde altılı masa şeyleri de çok önemli. İşte parlamenter sistemi yeniden getireceğiz. Evet, açıklamaları. Yeniden hukuku, devletin yapısını, kurumları, kuralları tekrar yeniden getireceğiz. Bu iddialarını halkımız onaylıyor. Ve dolayısıyla altılı masa bu konuda önemli bir mesafeler de alıyor. Her geçen gün alıyor. Seçim yaklaştıkça da daha çok alacaktır. Evet. Ben çok şanslı buluyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'de bu tek adam sistemine yeniden devam edilme olasılığı halinde, yani seçimi Cumhurbaşkanlığı, mevcut Cumhurbaşkanımızın kazanması halinde Türkiye'de neler artık değişir? Valla bundan sonra ne olur onu kestirmek kolay. Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi Sayın Öztürk? Ben hemen onu da zaten size soracaktım. Neden hukukçu olduğunuz için? Tabii. Evet, o zaman şey yapalım. Halkımız dediğim gibi halkımız bunu görüyor, yaşıyor. Ve bu yaşadığını sandığa yansıtacak diye düşünüyorsunuz. Şimdi Kemal Bey, tabii siz hukukçusunuz ve anayasanın 101. maddesi de artık hepimizin ezberinde. Diyoruz ki işte Cumhurbaşkanı 3. kez aday olamaz diye, ama Cumhurbaşkanı da 3. kez aday oluyor. Çünkü buna itiraz edilecek yer de Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'na nitekim altılı masanın kararında da Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir adaylık durumunda itiraz edileceği de bildirildi. Ancak muhtemel nasıl bir karar vereceği konusunda da genelde bir kanaat var. Dolayısıyla altılı masanın 3. kez Cumhurbaşkanı'na da Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir 3. kez adaylığa onay vereceği yolunda. Sizce 3. kez siz ne diyorsunuz? Aday olamaz mı? Veya şimdi, olursa ne olur? Ben bir hukukçu olarak, deneyimli siyasetçi olarak söylüyorum. Hiç ayrıntılara girmiyorum. O kadar açıktır ki anayasanın bu maddesi açık ortada iken hiç tartışılacak bir şey yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 3. kez aday olamaz. Olmamalıdır demiyorum. Olamaz. Peki buna rağmen olursa ne olur? Evet, olursa. Dediğiniz gibi itirazları Yüksek Seçim Kurulu nihai olarak karara bağlayacaktır. İtirazı yok, temizi yok. Örneğin İstanbul'da sandığa konulan 3 sarfı geçerli koyup birini iptal eden, ayrıca kendini kanun yerine koyarak, parlamentonun yerine koyarak, yasama organının yerine koyarak, seçim kanunun açık hükmüne rağmen mühürsüz zarfları, oy pusulalarını geçerlidir diye ilan eden Yüksek Seçim Kurulu'na elbette siyasetçiler ve halk güvensizlik duyacaktır. Bundan doğal bir şey yok. Ve itirazı, sizin söylediğinize katılıyorum, Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı olabilir diye karara bağlayacaktır. Büyük olasılıkla. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu durum mağdur olmasın. Biz itiraz etmeyelim gibi bence
mantıksız bir harekete sebep olmamalıdır. Anayasaya aykırılık varsa o aykırılık sonuna kadar vurgulanmalıdır. Tarihe geçirilmelidir. Siyasetin kaydına geçirilmelidir. Çünkü o seçimden sonra mutlaka meşruiyet tartışmaları başlar. Türkiye bıktı artık meşruiyet tartışmalarından, seçim yasalarını tartışmaktan. Bıktı. Artık millet aç karnını doyurmak istiyor. İşsizlik son bulsun istiyor. Gençlerin hayalleri çalındı. Kemal Bey, deneyimlerinize dayanarak, onu da sormuş olalım, deneyimlerinize dayanarak bu önümüzdeki seçimlerin bir de değerlendirmesini yaparsanız. Bu kadar önümüzdeki yoksulluk dediniz, işte insanlar açlık dediniz, perişanlık dediniz. Türkiye'de bir şeyler değişir mi bu seçimde? Değişeceğini umut ediyoruz. Umut etmemiz lazım. Çünkü yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla iktidara gelen bir parti tek parti yönetimine dönüştü. Artık parti filan yok. Sayın Erdoğan var ve Erdoğan'ın ayakkabısını elleriyle yalayan seçtiği milletvekilleri var. Türkiye böyle bir rejime layık değil. Halk yoksulluktan kurtulmak istiyor. Artık pazar yerlerinde kadınlar domates, salatalık, patlıcan toplamak istemiyorlar. Gençler üniversiteyi bitirdikten sonra garsonluk yapmak istemiyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir toplumsal muhalefeti altılı masanın bir an evvel kucaklaması ve seçimlerden sonra parlamenter seçime Türkiye'yi bir an önce geçirmesi lazım. Geçiremezlerse ağır bir sorumluluk altındadırlar. Tarihin yargısından kurtulamazlar. Onun için milletin bu potansiyelini çok iyi değerlendirsinler ve ben sanıyorum ki ve umut ediyorum ki bu tek adam rejimi son bulacak ve tarihin çöplüğüne atılacaktır. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız Kemal Bey. Hasan Bey, sizin de son sözlerinizi alalım ve izleyicilerimize de teşekkür ederek. Buyurun. Evet. Artık seçim tarihi de belli oldu. Evet. Bana göre yeter, söz milletindir deyince o sizlerin, yani sizin Demokrat Parti'nin, evet, dolayısıyla evet, Adalet Parti'nin bir sloganıydı. Evet, evet. Yeter söz milletindir. Kim için söylenir? İktidar için söylenir. Tabii. Muhalefet için söylenmez. Yani ne Demokrat, evet. Evet. Yeter söz milletindir diyecek halk diye düşünüyorum. Son sözlerinize bunlar oluyor. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Kemal Anadolu, Sayın Hasan Ekinci'ye çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten yaklaşan bir seçim var ülkemizde ve bu seçim döneminin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini yürekten diliyoruz. Altılı Masa'nın... Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim size de. Ve Altılı Masa'nın pazartesi günü yol haritası çizilecek ve arkasından da kısa bir süre sonra da yeni Cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiş olacak. Hayırlısı olsun. Dileklerimizi de biz de iletiyoruz. Ve programımızı sonlandırıyoruz. Hoşça kalın, iyilikle kalın efendim.